4 saat varken Burcu'nun söylemişti. Herhalde 3 saat kaldı şu anda. 3 saat sonra burada olacak. Burcu burada. Ben Hakan Bey'e de Burak Bey'le tanışmamıza vesile olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Burak Bey Antalya'mızdan yetişen gerçekten medarı iftiharımız, gururumuz. Biraz önce babası Ali Bey'le de yukarıda sohbet ettik. Kendisiyle konuştuğum zaman da gözlerinde o gururu görüyoruz. Bizler de her zaman evlatlar olarak ailelerimize gurur yaşatmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Görsiyat olarak sanata her zaman değer veriyoruz. Burası bir iş adamları derneği. Fakat biz diyoruz ki biz kültürümüze de sahip çıkıyoruz. Ne mutlu ki ülkemizde sanat anlamında gelişmelerde yaşanıyor. Özellikle film endüstrisi, Türk film endüstrisi, dizi endüstrisi dünyada önemli yerlere gelmiş durumda. Ve ciddi anlamda dizi ihraç etmeye başladık. Ne mutlu ki buna bir müzik endüstrisinden de Burak Bey'in önderliğinde bir katkı oldu. Ben geçen 2 hafta boyunca 3 tane farklı ülkeye gittim. Ve 3 farklı ülkede Burak Bey'in en son çıkarttığı şarkısını dinledim. İnanın dinlerken sanki milli marşımızı söylüyormuş gibi havaya girdim. Ben kendisine huzurlarınızda hem buraya geldiği için ama en önemlisi ülkemizi böyle güzel temsil ettiği için teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle büyük gurur duyuyorum. Ayağınıza sağlık. Aile olarak burada kendisi bu arada. Teşekkür ederim. Bir abim geldi. Sohbet ediyoruz. Kendisinin direkt bir golf sahalarında ki oradaki Kanadalı bir arkadaşına golfle ilgili sohbetleri sırasında biz de Antalya'da oynuyoruz diye fotoğrafı çıkartıp Montgomery'nin sahasında golf oynuyorum dediğinde Kanadalı şaşırdığını, ciddi misin? Yani ben şu anda şok yaşıyorum. Yani bana Ayda Hayat demiş, Ayda Hayat var demişsin gibi bir şok yaşadığını anlattı. Yani Türkiye, Antalya'da golf, yani şimdi Yöksel Başkanımız Aykut Bey, sevgili Çelik ve Aykanlar, sevgili Ali Yeter babam, ailem, eşim, dostlarım. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Harika bir atmosfer. Gerçekten çok sıcakkanlı bir atmosfer içerisindeyiz. Planlanması gereken bir organizasyonda ama biraz geciktik. Yani bu gecikmeyi 10 seneye yayabiliriz çünkü farkındalık bir şeylerinizi ortaya koyduktan sonra ortaya çıkıyor tabii ki. Ama bazı insanlarla gelecek gördüğünüz zaman da onu kendi bünyenize alıp sizin yaşadığınız gibi 3000 yakın öğrenci yetişip gelecek bir öğrencilerimizi kendi bünyemize katıp investment yapıyoruz, yatırım yapıp geleceğe hazırlık. Ancak biz tabii ki böyle bir yoldan geçmedik. Ağladık, güldük. Bazen yanlışlar yaptık. Ama doğru yolu bulduğumuzu düşünüyorum. Bu da bizim 10 senemize mal oldu. Ve tabii ki geldiğimiz nokta gerçekten çok gurur verici bir durum. Çünkü sonuç itibariyle Türk bayrağımızı bugün 72 ülkede dalgalandırabiliyoruz. Bu da bizim büyük bir başarımız. Ben kendi adıma düşünmüyorum. Üçlü bir ekibimiz var ve bu ekiple beraber de çok ciddi yollar kat edildiğini düşünüyorum. Az önce başkanımızın da bahsettiği gibi Çuzey şarkısının 3 farklı ülkede duydu. Ve hatta 33 hatta 333 farklı ülkede de duymak en anlaması. Böyle bir şey gurur duyuyorum. Şimdi Hakan hala bizim çok önemli bir temsilcimiz ama artık bir de uluslararası dille yani İngilizce ile geçen şey sorusu sizi dinleyen kişiler. Ben de şimdi isterseniz sizinle ben sizi tanıtırım. Kısaca bahsedeyim. Aslında çok okuyanı çok gezen diye bir tartışma var hatırlarsanız. Çok gezen derim. Çünkü çok gezen bir aileye sahibiz. Halen geziyoruz. Babam inşaat mühendisi itibariyle her farklı günde farklı ülke artık ulaşabilecek kapasitede. Bunun tabii bize kazandığı çok büyük imtiyazlar var. Farklı ülke, farklı insanlar, farklı ortam ve buraya alışma süreci de gerçekten ve bu süreyi zaman içerisinde de daha bir kısa bir hale getirmek bizim için bir eğitim süreci oldu. Biz tabii ki bu süreci ilk zamanlarda çok zor kat ettik. Yeni ortamlar, yeni arkadaşlar bizim için gerçekten çok zor şartlar altında. Bir insanla bütünleşmeniz, ortama ayak uydurmanız ve orada ne yapabileceğinize inanmanız sizin için bir süre. Tabii ki 4-5 ülke değiştikten sonra, özellikle şehir değiştikten sonra
doğru yolu buluyorsunuz. Sene içerisinde çok ciddi bir ekibe sahip olduk. Çok güçlü bir menajerlik şirketiyle anlaştık son dönemlerde. Amacımız şu, Burak Yeter markasını diyeyim. İsmini demek istemiyorum artık çünkü artık markalaşma yolunda ilerliyoruz. Daha farklı kulvarlarda, daha ünlü sanatçılarla, ismini söylemek gerekirse neden olmasın, Rihanna, Madonna, YouTube, Robbie Williams gibi. Çünkü DJ artık herkesle şarkı yapabilecek kapasitede bir sanatçı, kendini her şekilde sunan, çok rahat bir şekilde kendini anlatan bir, nasıl söyleyeyim size, betimleme yapabilen bir sanatçı diyebilirim. Dolayısıyla da her an her şey olabilir, herkese de her şey yapabilirim. İşte birkaç tane isim var aslında ama şu anda bunu söylemek istemiyorum, bazı şeylerin kesinleşmesini istiyorum. Ama yeni single'ın adı Crash, Tuesday'den sonraki yeni single'ın adı Crash olacak. Yılbaşından sonra çıkacak olan bir single, Warner Music etiketi de çıkacak. En az 50 ülkede birincilik bekleniyor. Çok güçlü bir vokalistle çalıştık şarkıyla alakalı. Çok güçlü bir klip çekeceğiz. Neden Antalya olmasın, neden siz olmayasınız. Dolayısıyla da ilerleyen günlerde bunun açıklamasını gerek sosyal medyada gerekse menajerliğimiz dolayısıyla da yapacağız. Şimdi buradaki en önemli olay şu, Hollanda'dan bahsetmiştik. Hollanda'daki birçok DJ'nin arkasında güçlü iş adamları, güçlü dernekler var. Ancak Türkiye'deki sanatçıların arkasında, özellikle DJ'lerden bahsedecek olursak, geçiyoruz. Ülkemiz için çok güzel bir 2018 olmasını diliyorum canlı yayınlar. Buyurun. Yeni yıl Yörsya'da Türkiye'ye, Antalya'ya hayırlı uğurlu olsun, iyilikler, güzellikler getirsin. Yeni yılın tüm dünyaya mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Herkese merhaba, ben Burak Yeter. Şu anda Yörsya ekibinden tüm yeni yılımızı kutluyoruz. 2018'de mutlu, huzurlu, müzik dolu ve harika bir yıl sizleri bekliyor olabilir. Neden olmasın? Size buradan güzel bir sevgiler gönderiyorum. Şu an çok mutluyum. Yörsiyat'la beraber olduğum için toplantıları sürekli online olarak izliyordum ancak burada bulunmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok uzak yollardan geldik. Amsterdam'dan buraya kadar geldik. Sevgili dostlarımızla, ailemizle, arkadaşlarımızla şimdiye kadar yaptığımız her şeyi ufak bir özetinden bahsedeceğiz ve şimdiki projelerin haricinde de sonraki projelerden de bahsedeceğiz. Yörsiyat gerçekten bu işin üstadı. Antalya değil, bence bir dünya markası olma yolunda gerçekten çok ciddi adımlar atmaya özen gösteriyor. Biz 61 ülkede birinci olduk. Yörsiyat sadece bunun gerçekten çok büyük bir kaynağı oldu. Antalya'da bunu gerçekten bütün basına ve medyaya anlatabileceğimizi duyuruyoruz. Onun için burada organizasyon düzenleyen herkese çok teşekkür ederim. Bizleri izlemeye devam edelim.